Sen bir can kırdın gönlümse, kıydın namaza. Kırdın gönlümse, kıydın namaza. Anadolu'nun dili tövbesini, sevginin dili hünkâr hacı. Hacı Bektaş Hacı Bektaş. Anadolu'nun dili töresini, Yunus'un dili hünkâr Hacı Bektaş. Alabilir miyim? Geçici olarak. Efendim, okuyabilirsiniz. Deneyeceğiz. Ama siz hepsini yazmamışsınız. Evet efendim. Güfte olarak yaptığım için isterseniz ben okuyabilirim emrinize. Siz okuyunuz. Emrederiz efendim. Siz okuyun. Ey hoca, varsan bin hacca, kırdığın gönül ise kıydın namaza. Hü hü erenler, hü gönül bilenler. Anadolu'nun piri, töresi ili, sevginin dili hünkâr Hacı Bektaş. Hü erenler, hü, kirpik ok, yaydır kaş. Sırlar ayağın oldu, gönüllerde faş. Anadolu'nun piri, töresi ili, Yunus'un dili hünkâr Hacı Bektaş. Evet. Evet, değerli Oktan Keleş Bey böyle çok derin anlamlı şiirler yazıyor. Sonra onları gayet güzel ezgiliyor, besteliyor. Efendim, bunun yanında kitaplar yazıyor. Ne oldu? Kulbak Bilge. Efendim inşallah bu ayın 12'sinde kitap fuarı var. TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP kitap fuarında Allah izin verirse imza günü Kulbak Bilge 1 ve 2 okuyucularımızla buluşacak. Evet. Demek ki Kulbak Bilge'ye kavuştuk kitap evet, olarak. Evet, inşallah. Zaten söylemeyeyim mi? Yani 16 yıldıza girerlerse var. Tabii söyleyebiliriz estağfurullah efendim. Birincisini orada yayınladık. İkiyi yayınlamamıştık. Hepsi evet. Yok. Evet. 16 yıldıza girer olursa girerseniz orada değerli izleyiciler Kulbak Bilge'yi de görürsünüz, okursunuz, yararlanırsınız. Kulbak Bilge bir Türk ermişi, bir Türk çilecisi. Divanda böyle yazıyor.
Mahmut Kaşgarlı'nın Divan Lügatül Türk'ünde böyle yazıyor. Ama yazıyor da duruyor. Kulbak Bilge bir bölüm. Onu oradan alıp onunla temasa geçip onun ruhundan, ruhaniyetinden de yararlanarak onu dirilten ve bugüne taşırken hem geçmişi, hem bugünü, hem de geleceğin olaylarını ortaya koyan ve bugün bir yerde Mümin Akıl, Mümin kardeşimiz yazmış. Mümin Akıl'dı değil mi? Mümin Akıl. Evet efendim. Diyor ki yani doktora tezi falan yapılmalı diyor. Doğru söylüyor. Yani Oktan Keleş kişiliği konusunda doktora tezi yapılmalı diyor. Bugün okudum. Şeyde bu. Facebook'a ne diyeceğiz? Onun Türkçesini de bulalım. Evet. Evet. Kitaplar yazıyor. Şiir yazıyor. Ezgiliyor. Besteliyor. Sonra onları çalıp çığırıyor. Usta işi. Aşıklık geleneğinde böyle bir deyim vardır. Usta işi. Kendi de usta ama önceki ustaların yazdıklarını da okuyor, gayet güzel okuyor ve toplumda bir Oktan Keleş gerçekliği ağır ve emin adımlarla yükseliyor. Yani birçok konusu var da onları anlatmaya girişince bu arada zaman kayıp gidiyor. Program diyorlar ki ya bu biraz azalt falan böyle diyenler oluyor. Artık tanıdık diyorlar ama siz tanıdınız da ya tanımayanlar. Evet, aynı zamanda Kalverenler adında bir akım, bir yol, bir yönteminde kurucusu ve yol göstericisi, eski tabirle yol başçısı. Yol başçısı bugün de Doğu Türklerinde kullanılır. Bugün böyle başladık. Ozan Aydın Bey, değerli kardeşimiz, ikiz kardeşi de burada mı? Evet efendim, buradalar. Yani beni şaşırttılar, diyorum ki ya biraz önce görüştük, şimdi tekrar hoş geldiniz diyor ama gözlüğü ne oldu dedim, gözlük nerede? Biri gözlüklü, biri gözlüksüz. Bize geldikleri zaman aynı giyiniyorlar efendim, aynı tıraş, aynı tarz. Bizi de tabiri caizse kekliyorlardı bir zamanlar ama artık birine dedi ki gözlüklü, birine gözlüksüz diyeceğiz. Böyle ayırt edeceğiz. Gözlükten ayırıyorsunuz. Evet. Tek yumurta ikizleri, kudretin bir tecellisi de bu. Evet, o çok güzel derin içli sesi ve gitarıyla bize bakalım ne söyleyecek. Söylediği zaman göreceğiz. Onun yanında bizim değerlimiz Mahmut İshakoğlu. Ve kıdemlimiz, benim değil tabi ama Kalverenlerin ağabeyi, başkanın da ağabeyi galiba, değil mi Sayın Başkan? Evet, ve Yener Dursun Bey, Kalverenlerin başbaşkanı ve Kalverenler. Evet. Kalverenler gelişiyor. Yavaş, doğrusu o. Ağır ve emin adımlarla, yokluya yokluya. Yani mehtere iftira atarlar birileri bir geri diye, öyle bir şey yok. Nereden çıkardılar bunu? Mehter öyle yürümez. Mehter adımını atar, sonra bakar. Sağ taraf nasıl, sağlam mı? Sonra adımını atar, sola bakar. Geri falan yok. İki ileri bir geri, öyle bir şey yok. Birisi uyduruyor, insanlar sorgulamadan tekrar edip duruyor. Ya o yürüyüş sağlam bir yürüyüştür. İyi bir yürüyüştür yani. Osmanlı öyle kuruldu, o sağlam yürüyüşlerle kuruldu ama sonunda da bilim ve akıl çizgisinden çıkıp uydurulmuş dinin bataklığının derinliklerine saplanınca çürüdü gitti. Bataklık çürüttü onu. Atatürk diye bir büyük zat geldi. Kasım ayında, Atatürk haftasındayız. O yüzden bu kravatımı yine takıyorum.
onun yaptığı en büyük şey Türklüğü yeniden akıl ve bilim çizgisine koymak olmuştur. Evet, ama Atatürk'ten sonra yine uzaklaşıldı. Bugünlerde de bir matahmış gibi uydurulmuş din besleniyor da besleniyor. Aman Allah'ım, ne yaveler, ne saçmalıklar falan. Ya hala yani şu asırda insanlar nelerle uğraşırken bizimkiler neler anlatıyorlar? Bizimkiler dediğim ya, Türkiye'deki uydurulmuş dinin silahşörleri. Çok özür dilerim efendim. Çok çok özür diliyorum. Bu program tabii ki sizin gibi büyük bir devlet adamı, öğretmen, Türkçü. Yani hakikaten bütün vasıflar liyakatıyla sizde toplanmış ve bizler de sizin rahmetiniz önünde diz çökmüş onur ve bahtiyarlığına sahibiz. Ya Bayburt bu kadar övülmez zaten, kendini efendim, şimdi hemşerinizden bahsedeceğim. Bayburt hemşeriniz. Malumunuz bizim Pendik'te çok var. Bayburt nüfusundan fazla Pendik'te Bayburtlu nüfusu var. Kaynarca'da falan. Olsun. Evet efendim, Kaynarca'da daha fazlalar. Şimdi geçtiğimiz günlerde bu din meselelerinden bahsederken sizleri takip ediyorlar. Sizlere de herkesin selam var, bu manada iletmiş olayım. Sağ olsun. İşte bu hurafe dininden falan bahsederken bir tanesi bizim orada Bayburtlu hemşiriniz Hacı abi dediğimiz. Vallah dedi, o sizin şivenizi siz daha güzel yaparsınız. Vallah dedi, Allah'ın da işi çok zor. Ya ne harika söz bu. Ya bunu bir Bayburtlu hemşeriniz efendim söyledi. Çok güldük. Yani bunu gerçekten iç geçirerek, şaka olsun diye söylemedi. Bunlardan. Allah'ın da dedi işi çok zor. Ya bu Allah satanlardan değil mi? Allah satanlar, Allah ile aldatanlar maalesef falan. Maalesef efendim. Evet. Çok zor hakikaten ya. Hay Allah. Efendim, tabii Bayburt hemşehrim bunu söylemiş ama Kur'an'da da böyle ilginç ifadeler vardır. Allah'a yardım edin falan gibi. Evet. Çok ilginç ifadeler vardır. Tabii onların derin anlamları vardır da. Her anlam her yerde söylenmez. Ama derin anlamları olan sözler onlar. Evet, yani işte profesör geçinen bir adam çıkıyor televizyona, İşrik Hafi Basra sokaklarında, Basra mı Bağdat mı onu tam kavrayamıyor, ne fark eder deyip kendini beraat ettiriyor. İyi incelememiş demek ki. İşrik Hafi döneminde Bağdat var mıydı, yok muydu, bir an kafası karışıyor. Bağdat sonradan kurulmuş bir şehirdir biliyorsunuz. Ondan sonra İşrik Hafi gezerken evcil hayvanlar sokakları pislemiyorlarmış ki İşrik Hafi Hazretleri geçiyor, ayağı kirlenmesin falan diye. Ne diyeyim ya? Hiçbir şey demiyorum. Ne diyeyim? Bu adamı da dinliyor insanlar, ağızları açık. Anlatımı güzel ama dramatik, yaşıyormuş gibi filan. Tek kişilik tiyatro gibi anlatıyor. İyi, o tarafı iyi. Ama doğru şeyleri anlatsa iyi yani. Mesela Peygamberimizin dişinin kırıldığını. Mesela ya Peygamberin dişi kırılıyor. Ama Bişri Hafi için Allah özel olarak hayvanlara diyor ki, Bişri Hafi Efendi Hazretleri radıyallahu anh geçiyor. Sakın pislemeye sokakları, onun ayağı kirlenmesin. Ve hayvanlar da onun üzerine. Peki peygamber gezerken ne oluyordu? Peygamber gezerken niye olmuyordu? Demek Bişri Hafi'nin yeri peygamberin biraz daha üstünde. Zaten öyledir de bunların kafasında. Söylüyorlardı efendim Hazreti İsa'yı İmam-ı Azam'ın arkasına takmıştı. Burada göstermiştik videolarını, evet, daha önce. Evet, cübbeli evet. Zevat. Evet. Yani ona uyacak demişti. Koca mukarrebin peygamber, İmam-ı Azam'ı uydurdular. Evet. Bu cübbeli görevden almışlar mı? Efendim uzaklaştırdılar dediğimiz gibi. Şu anda İsmail Ağa'dan kovulmuş vaziyette. Kötü ya. Keşke. Evet. Onlara ver yansın yapıyor şimdi. Üçe bölündüler. Daha önce söylemiştim. Ha. Şimdi şöyle yaptılar. Böyle. Çok iyi yaptınız İsmail Ağa cemaati. Bu adamı tekrar almayın. Tekrar almayın. İnşallah daha güzel günler görürsünüz diye düşünüyorum. Ya ben de diyorum alsalar da devam etse de vursak. Çünkü güzel bir örnek. Devam ediyor efendim ya, o devam hurafeleri devam ediyor. Bu uydurulmuş dinin vitrini. Yani o yalnız değil ki. Evet efendim. Birçokları böyle düşünüyorlar. Yani uydurulmuş dinin. Hani indirilmiş, uydurulmuş diye ayrım yapıyoruz ya. Vitrini yani. Bir keler meselesi son. Gördünüz mü o keleri? Evet efendim. Yıllardan beri vardı. Yani. Ama iki türlü anlatıyor.
Şimdi bir hani keleri öldürme, keler dediği kertenkele meğerse kelermiş. Bir gün peygambere, şimdi cübbeli anlatıyor ama güzel de anlatıyor, insanlar eğleniyor ya. Bir yerde gördüm, diyorlar ki insanlar, niye ona kızıyorsun, ne güzel oturup eğleniyoruz. Neyle eğleniyorlar? Dinle eğleniyorlar. Din alay konusu hale geliyor. Eğlenmek o. Cübbeli ve benzerlerini dinleyip eğleniyorlar. Efendim peygamber dostlarıyla otururken sahabeyle bir adam geliyor, baba ait bir adam. Olmadık laflar söylemiş peygambere. Hakaretler etmiş. Senin gibi bir adam işte gelmemiştir. Adi laflar ediyor yani. Adi de diyerek filan böyle. İşte anlatıyor, diyor ki birden diyor Ömer kılıcına sarıldı. Peygamber dur dedi filan. Adam öldürdüğü bir keler, yani kertenkele avlamış, getiriyor peygamberin önüne atıyor. YouTube'da var yani bu. Diyor ki, şu diyor keler diyor senin peygamberliğini eğer kabul edip ilan etmezse seni ben işte yalancı olarak bileceğim falan filan. Onun üzerine keler dile geliyor. Diriliyor. Ve diyor ki, ey Muhammed sen işte şöylesin böylesin, kainat Allah senin için yarattı, sen alemlere rahmetsin falan filan. Keler güzel bir cübbeli ağzıyla bir övgüde bulunuyor falan. Onun üzerine adam diyor ki tamam Müslüman oldum. O zaman bu keler mukaddes olmalı değil mi ya bu keler? Yok. Keler öyle bir hain ki. Hatta herkes Müslüman olmalı. Ya onun tabii herkes olmalı. Yani keler konuşuyor hala adam Müslüman olmuyorsa adamın yani aptaldır işte. Keler daha ne bu yani? Ya uyduruyor tabii, böyle bir şey yok. Ama bunu anlatıyor. Onun dünyasında bu gerçek. Bir yerde okumuş. Arkasından da bir başka yerde diyor ki, peygamber dedi ki kellerleri bulduğunuz yerde öldürün. Hani Atatürk'ün komünizmi bulduğunuz yerde ezin filan dediğini söyledikleri gibi. Bulduğunuz yerde öldürün. Niye? Bir vuruşta öldürürseniz 100, ikinci vuruşta 50. Niye? Çünkü o İbrahim peygamberin odunlarına, ateşine körük taşıdı. Bir türlü tasavvur edemiyorum. Yani kertenkele bu körüğü nasıl taşıdı? Yani bütün kertenkeleler birikip birlikte mi taşıdılar? Tek başına mı? Ya tek başına bir kertenkele taşıdıysa eğer, pek o kertenkeleyi bulalım, cezalandıralım. Öteki kertenkelelerin de günahı var. Üstelik bak, bir kertenkele de dirilmiş, peygamberin peygamberliğini ilan etmiş falan. Ya, yani bu peki ne olur bu adamı dinleyenler akılları varsa, akıllarını koruyorlarsa derhal bu dinden çıkarlar. Çıkıyorlar. Ya da derhal akıllarından vazgeçerler. İkinci de oluyor. İkincisi daha ağırlıklı. İkinci ağırlıklı oluyor. Maalesef öyle. Böyle anlatılan bir din dolayısıyla insanlar akıllarından vazgeçtiklerinden, aklı küçümsediklerinden, bilimi küçümsediklerinden bugün dünyadaki Müslümanların tamamı, yani bir iki devlet dışında tamamı, şimdi hangi devletler olduğunu söylersem diyecek ki ya biz buna Şii demedik mi? Bak Şii olmuş, hani Şii olarak ilan etti ya. Öyle başlamıştı. Öyle başladı bu iş. Sonra mahkemede bitti. Öyle mi? ben Şii olmuşum. E olursam olurum, sana ne ya, ne varmış? Şii de Müslüman değil mi? Yok değil ona göre. Dedim ki evet ben Şii'yim, burada söyledim. Ben Ali Şii'siyim, sen de Muaviye Şii'sisin, ikimiz de Şii'yiz. Hızını alamadı, kardeş Muaviye radiyallahu anha, ben senin dininden değilim dersen bir Müslümana kafir olursun dedi. Bir de bizi böyle acele kafir ilan etti. Ben de dedim ki ona, doğru söylüyor, ben kafirim. Ben onun dininin kafiriyim, o da kafir, o da benim dinimin kafiri. İkimiz de kafiriz. Amma dedim. Tüm bu Muaviye'yi savunanlara da söylüyorum. Hazreti Muaviye denen sapmışlara söylüyorum. Sapkın demedim, sapık demedim, sapmış dedim. Yumuşak bir sözce. Sapmış, hakarete girmez. Gerçekten Hazreti Muaviye diyorsanız gelin, bir araya gelelim, ikimiz de ellerimizi açalım, diyelim ki Allah'ım, Nam-ı Kemal Zeybe'yi Ali'nin yanında haşret, bu zat-ı muhteremi de Muaviye'nin yanında. Allah Allah diyelim efendim.
Yüzüme diyenlere söyledim, kimse cesaret edemiyor. Demek kendileri de emin değiller. Ama ben eminim, ben Ali'nin yanında olmak istiyorum. Niye Muaviye'nin yanında olmak istemiyorsunuz? Demek ki siz de emin değil. E niye o zaman kandırıyorsunuz bu halkı? Ne önemi var tarih? Yo, tarih değil. Hayır, bu tarih değil. Bu bugün ve yarın. Neden? Çünkü Ali'nin yanında olmak hakkın ve adaletin, ihsanın ve ihlasın yanında ve ilimin yanında olmak demektir. Muaviye'nin yanında olmak da zulmün, hırsızlığın, saraycılığın, israfın, yalancılığın, dini sömürmenin, insanları dinle kandırmanın yanında olmak demektir. O bakımdan çok önemli. Yani Muaviyecilik demek, hırsızlık demektir. Devletten, halktan çalmak demektir ve onu yandaşlarına peşkeş çekmek demektir. Ama Ali'nin yanında olmak, saf adaletin, ihlasın ve ihsanın. İhsan ne demek? Allah'ı görür gibi ona yönelmek demek. Çok farklı iki dünya. Efendim bazıları da saf saf, efendim tarihte iki Arap savaşmış bize ne? Ya yapmayın ya. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu arada maalesef çok değerli insanlardan da o kadar bilgisizler var ki. Birisi bana diyor ki, çok değerli bir, yani sevdiğim de bir insan. Benim uzaktan da akrabam. Bir cenazede karşılaştık. Ya seni dinliyorum dedi. Çok hak veriyorum. Ya ben Sünni olduğum halde Muaviye'yi sevmem, Ali'yi severim. Yani sanki Sünni olmak Muaviye'yi sevmek demektir. Ya Muaviye döneminde Sünnilik mi var kardeş? Muaviye döneminde Sıffin Savaşı'nda senin dört imam, mezhep imamı dediklerinden hiçbiri daha doğmamıştı bile. Neden bahsediyorsun sen? Sünnilik diye bir din mi varmış? Sünnilik diye bir din mi var? Ebu Hanife diyorsun. Şurada iddia ediyorum ben. Kim istiyorsa gelsin, burada da konuşuruz. Başka yerde de konuşuruz izninizle. Otur buraya, gel söyle bakalım deriz. Ben diyorum ki Ebu Hanife Hanefi mezhebinden değildi. Kesinlikle. Bir. İkincisi Ebu Hanife siyaseten Ali Şiasıydı. Evet. Eyvallah. Ne demek? Şu demek. Kendisine fetva soruyorlar. Zeyd'in kıyamı. Zeyd Ehl-i Beyt imamlarından birisi ve adıyla mezhep kuruldu. Yemen'in çoğunluğu da o mezheptendir. Ve Zeydiler tarih boyunca Osmanlı'ya bağlı kalmışlardır. Ve şu anda da emperyalizme karşı mücadele veren bir halktır. Zeydilikle Hanefilik de çok yakın iki mezheptir birbirine. Efendim. Zeyd'in en yakın arkadaşı zulme karşı baş kaldırdı Zeyd. Ebu Hanife'ye sordular, ne dersin bu baş kaldırıya? Dedi ki Zeyd'in baş kaldırması dedesinin Bedir Savaşı kadar mübarektir. Ve bütün Müslümanlar onun yanında yer almalıdırlar. Soran dedi ki ama sen yer almıyorsun. Dedi ki benim yanımda emanetler var. Onları verecek birisini bulursam ben de gideceğim. Ama zaten ben para gönderdim, onu destekledim. O yüzden Emeviler de, Abbasiler de Ehl-i Beyt yandaşıdır. Ve onların hakkını, hukukunu, yolunu savunuyor diye Ebu Hanife'yi hapishanelerde dövdüler. Efendim Abbasiler de döve döve öldürdüler. Bu gerçek. Bakın bu gerçek. Bu gerçek. Nereden gerçek? Yahu sizin çok sevdiğiniz, çok inandığınız ilahiyat Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarından Muhammed Profesör Doktor Muhammed Ebu Zehra'nın Ebu Hanife adlı kitabını alıp okuyun. Onun bir başka kitabı daha vardır. O da mezhepler tarihidir. O kitabı da okursanız şu mezhep işlerinin ne menem işler olduğunu anlarsınız da böyle mezhep taassubu içinde bulunmazsınız. Evet, bir soru alalım mı? Emredersiniz başkanım. Efendim Yasin Murat Yiğit. Efendim Gazi Paşa'ya yapılan düşmanlığın genelde şahsına veya günlük yaşantısına yapıldığını görüyoruz. Öyle bir görüntü var işin üst tarafında. Ama acaba bu bir kamuflaj mıdır? Ve bu kamuflajın altında acaba düşmanlık yapılmak istenen Gazi Paşa'nın yerleştirmeye çalıştığı bilimsel ve sorgulayıcı bakış açısı mıdır?
Aynen ikincisidir. Yani ikincisi nedir? Esasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletini uyandırmak ve uydurma dinin baskısından kurtararak 750 ayeti bilimi ve araştırmayı emreden Kur'an'ın yoluna sokmak için, nitekim Kur'an'ı tercüme ettirdi bilindiği gibi, yaptığı bir büyük hareket vardır. Başlattığı hareket, yaptığı işler vardır. Bu Türklüğün kurtuluşu demekti. Ama bu bir takım adamların sömürü düzenine karşı da aynı zamanda bir hareketti. O sömürü düzenini sürdürmek isteyenler ve o düzenin Türklerde sürüp gitmesini isteyen dışarıdan destekleyiciler, yeni modern adı Müslümanca olan Lawrence'ler yeniden Türklüğü o bataklığa sokmak istiyorlar. Bunun için de Atatürk'ü yıpratmak istiyorlar. Efendim Atatürk Müslüman mıydı değil miydi? Şimdi bir başka tartışma programında da söyledim. Ve bu arada bizim adam sandığımız, vaktiyle milliyetçi işte şiirlerini falan filan da okuduğumuz bir adam da nasıl olmuşsa çirkinleşmiş, aslında güzel bir adamdı. Demek ki Atatürk düşmanlığı onu çirkinleştirmiş. Çok enteresan. Bir çok enteresan efendim. Bu da çok, bu devir çok enteresan. Bütün Atatürk düşmanları da çirkin oluyor ya. Ve nitekim küpte ne varsa, evet efendim, çok doğru bir tespit. Küpte ne varsa dışarı vuranların devri gibime geliyor. Öyle galiba. Enteresan bir devir. O da saçma sapan konuşup duruyor. Ya çok açık söylüyorum. Atatürk Müslüman olmasa da Atatürk'tür, Müslüman olsa da Atatürk'tür. Başımızın da tacıdır. Var mı diyeceğim? Var mı diyeceğim? Yani demek ki Türklüğü kurtaran bir adam çıkmış, o da Müslüman değilmiş. Nasıl o zaman değerlendireceğiz bunu? Senin Müslüman dediğin o müftülerin falan ve şimdi o müftülerin soyundan, yolundan giden birileri Yunanistan tarafında yer alır camilerde Konstantin için hutbe okuturken Şeyhülislam geçinen bir takım adam müsveddeleri Milli Kurtuluş Savaşı için fetvalar verirken bir adam çıkıyor, direniyor ve o gövdesindeki o yüce enerjiyi millete aktarıyor ve bir milleti diriltiyor. Siz de ona Müslüman değil diyorsunuz. O mantığa göre böyle Müslümanlığı kim ne yetsin can? Ya siz Müslümanlığa hizmet mi diyorsunuz? O zaman gençlerimizin aklına şu gelmez mi? Atatürk gibi yüce bir şahsiyet Müslüman değilse ben niye olayım? Yoksa bunun için mi yapıyorlar? Olabilir efendim. O çok olabilir ilginç, çok yani. İlginç efendim. O da olabilir evet. Yani. Ya bırakın Atatürk bile Müslüman değil, ne yapacaksınız bu dini filan boş verin demek için mi yapıyorlar? Ya da Atatürk gibi Müslüman bize lazım değil, onun gibi Müslüman gerçekliğini ikame ediyor. İşte mesele bundan ibaret. Mesele bundan ibarettir. Evet, bir soru alalım mı? Evet, buyurunuz. Bekir Öztürk, giriş bölümünde bahsettiğiniz Cübbeli namlı hoca en son bir açıklaması oldu. İbn Sina, Farabi gibi alimlerimiz için akıl ve felsefe bilim yolunda olduğu için tırnak içinde kafir diye adlandırdı. Evet. Burada benim aklıma şu da geliyor. Acaba köken olarak da bu alimlerimizin ırken Türk olmasının da bu söylemlerde çok etkili oluyor mu acaba? Olabilir. Olabilir. Yani ama esas tabii o da olabilir ama esas mesele başka. Ya başta birinci bölümde soruyla bu soruyu birleştirirsek böyle gerçek tam ortaya daha iyi ve aydınlık olarak çıkar. Farabi kim? Farabi Uzluk'un oğlu. Uzluk. Büyük dedesi Uzluk. Onun oğlu Tarkan. Tarkan'ın oğlu Muhammed. Aslında Mehmet'tir de işte. Onun da oğlu, kendi adı da. Ya babasının adı Mehmet, kendi adı da Mehmet. Dedesinin adı Tarkan, onun babasının adı da Uzluk. Araplar şöyle diyorlar, işte binli binli konuşurlar ya. Ama netice Ebu Nasr, oğlun adı Nasr. Ebu Nasr, El-Farabi et-Türki. El-Farabi et-Türki.
İslam uygarlığı deyip övündüğümüz, adına kitaplar yazılan, mesela Sigrid Huncke'nin Avrupa'nın üzerinde doğan İslam güneşi adlı kitabı dahil, adına kitaplar yazılan bu tarihi oluşumun altında Farabi vardır. Onu çekerseniz yıkılır gider, hiçbir şey kalmaz geriye. Övüneceğiniz ne kalır geriye yahu? Neyle övüneceksin sen? Farabi giderse. Farabi başlattı. Onun için akıllı Araplar ona muallim-i sani dediler. İkinci öğretmen. İbn Sina, Harezmi, Biruni, sonraki dönemlerde Cezeri, ya İbn Rüşd, yani felsefeci ve bilimci olarak kim varsa hepsi Farabi'den kaynaklanır. Farabi Türk değilmiş, Türk de ne diyor? Müslüman değil diyor, değil mi? Kafir diyor. Farabi kafirse ört gitsin üstünü, bitsin bu iş, kapatalım dükkanı falan ya. Farabi. Ama bu onun fikri değil. İşin tarihi zemini var. Bu maalesef Gazali denilen o büyük şahsiyetin düşüncesidir. Onlar oradan alıyorlar. Ben de şunu soruyorum. Farabi ne yapmış, Gazali ne yapmış? Yani bugün ben, bugün, yani işte okullarda fizik okuduk, kimya okuduk, biyoloji okuduk. Sonra bir sürü, ben bilim ve tekniği üniversite yıllarında başladım, hala da okuyorum. TÜBİTAK'ın, tavsiye de ediyorum. TÜBİTAK ne olursa olsun bilim ve teknik doğru yolda ilerliyor. Bilim, teknik, popüler bilim falan. Ne bulursam okuyorum bilimle ilgili. Ama ben beynin sinirler yoluyla kasları ve iskeleti nasıl denetlediğini Farabi'nin Medinetül Fazıla kitabından öğrendim. Oradan anladım yani. Yani beyin, sinir sistemi, kaslar ve kemikler arasındaki hareket ilişkisini Farabi'den öğrendim. Hangi kitabından? Medinetül Fazıla'dan. Herkese de salık veririm. Erdemli şehir. Ama adı yanıltmasın yani. Şehir değil sadece. O ta ilk tayinden başlıyor, günümüze getiriyor falan. Bu arada şunu söyleyeyim, kimseyi yüceltmiyoruz. Yani kimseye de tapmıyoruz. Ama astronomiyi ben Farabi'den iyi biliyorum. Neden? Çünkü Cübbeli'nin beğenmediği NASA'nın efendim uzaya fırlattığı, uzaya yerleştirdiği Hubble teleskopu sayesinde biz uzayla ilgili çok geniş bilgiler öğrendik. Yani o teleskoptan önce evrende 1000 galaksi falan olduğu varsayılıyordu. Ama şimdi biliyoruz ki galaksi sayısı 100 milyarlarca. Ve her galakside de 100 milyarlarca yıldız var. Gereksiz efendim. Değil mi? Gereksiz. Yıldızların gereksiz. Yani Allah niye yaratmış bir sürü trilyonlarca gereksiz. Tamam. 100 bin. Ne bakacağız efendim? 100 yani. Bin dolar verelim. Evet. Her şeyi bize anlatır. Evet. Hazreti Cübbeli radıyallahu anh. Her şeyi anlatır bize. Evet. Hazret, cübbesi mi Hazret? Kendisi mi? O ayrı bir iş de. Efendim Farabi, Gazali dedi ki, Gazali bir Şafii ve Eş'ari. Şafiliği önemli değil. Eş'ariliği önemli. Yani nakilci. İhya-i Ulumüddin diye kitabı var, meşhur. Yani işte bu uydurulmuş dinin lakırdılarıdır yani onlar. Atturu butturu, şatturu şutturu. Bitti. Ne? Sonunda ne? Efendim, başka? El-Munkızı mine dalal. Orada kendisinin nasıl doğruyu bulduğunu söylüyor. Ve felsefeyi, şunu bunu, kelamı falan filan reddediyor da, kelamı o kadar dokunmuyor da. Çünkü kelam da bir anlamda İslam felsefesidir. Evet. Fakat filozofları kafir ilan ediyor.
şu kadar maddede kafirdiler, şu kadar maddede mülhiddiler filan ve ümmetin ocağını batırıyor. Onun kurduğu 12. yüzyılda Selçuklar dönemi maalesef o Büyük Alparslan'ın ve oğlu Büyük Melik Şah'ın büyük veziri Nizam buna teslim ediyor medreseyi. Nizamiye Medresesi denilir. Kurduğu ilk medreseyi yani üniversite o kuruyor ve felsefeciler kafir olduklarından felsefeyi eğitim müfredatına almıyor. Ve tam tersine bir de Tehafüt diye kitap yazıyor. Burada da işte filozofları yerin dibine batırıyor. Cübbeli cübbesiz bütün bu güru onun bu lakırdısını tekrar ediyorlar. Ondan sonra artık İslam uygarlığı diye bir şey yoktur. Sadece Gazali'nin etki alanı dışında kalan alanlarda etki alanı dışında kaldığı kadar ne olmuşsa olmuştur. Yani mesela Osmanlı sanıldığı gibi Selçukluların değil, Karahanlıların devamı olduğundan, ey tarihçiler iyi bakın, coğrafya sadece coğrafya devamı olmasını sağlamaz. Devam olsaydı Osmanlılar da Farsçayı eğitim dili yaparlardı. Hayır, Osmanlı'nın ilk asırlarında arı duru bir Türkçedir, devletin resmi dili. Çünkü Osmanlılar Karahanlıların devamıdır. O yüzden mesela Tevarih-i Ali Selçuk'ta efendim Orhan Gazi'ye şöyle atası seslenir. Osman Ertuğrul oğlusun. Hakkın bir kemter kulusun. Oğuz Karahan neslisin. İstanbul'u al, gülzar yap. Oğuz Karahan. Oğuz Karahan'a Gazali girmedi. Bu yüzden o Karahanlı dönemi çok görkemli bir dönemdir. Sonra Osmanlı'da devam etti. Sonra nereye girdi? Çok ilginçtir. İran'a girdi. Zaten İran'da. İran bir süre sonra Şah İsmail tarafından zorla Şii yapıldı. Çok ilginçtir. İran'ın çoğunluğu Sünni'ydi. Efendim Türkiye'nin yani Osmanlı Türkiye çoğunluğu Alevi'ydi. Sultan Selim Alevileri zorla Sünni yaptı. Şah İsmail de Sünnileri zorla Şii yaptı. Çok ilginç. Şii yaptı ama eski Gazali zihniyeti devam ediyor. Bir taraftan da Memlüklere gitti o zihniyet. Sünniliği de Memlükler icat etmiştir. Memlükler döneminde dört birbirle savaşan dört mezhep birleştirip işte dört hak mezhep falan dediler. Sünnilik icat edildi. Şimdi ne oldu bakınız. Osmanlı yani daha Sünnilik denilen o saçmalığın, o sapmanın, o cübbeli dininin işte bilmem nenin etkisine girmediği için Yavuz Sultan Selim mesela Bektaşi'dir. Ama getirdiği adamlar sonraki dönemi dönüştürdü. Savaşlarda Çaldıran'da Sultan Selim toplarla, tüfeklerle Şah İsmail'i yendi. Şah İsmail mektup yazıyor. Diyor ki sen övünüp duruyorsun ama sen sünnet-i seniyeye aykırı hareket ettin. Peygamber topla tüfekle mi savaştı? Peygamber okla, yayla, mızrakla savaştı. Sen şimdi zihniyet orada devam ediyor. Üstelik zihniyet başka bir mezhebin içine girerek devam ediyor. Buna mukabil Memlüklere Avrupalılar diyorlar ki yani Osmanlı'nın o kadar büyümesini istemiyorlar. Diyorlar ki size biz top tüfek verelim. Bu Osmanlı'nın topu tüfeği var, baş edemezsiniz. Kansu Gavri'nin cevabı. Biz Müslümanız. Öyle sünnete aykırı iş yapmayız. Biz peygamberin savaştığı gibi topla, tüfekle değil, kılıçla, yayla, okla savaşırız. Hadi bakalım. Gördünüz sonucunu. Ama sonra Osmanlı onların zihniyetini aldı getirdi. Tabii getirdiği Mısır'dan 2000 küsur adamı getirdi ve ocağımızı batırdı. Ocağın batması yine söylüyorum. Hep o kitaptan bahsediyorum. Sonunda herkese o kitabı aldıracağım. Evet. Katip Çelebi'nin Mizanı. Bu kitabı herkes almalı. Yok bulun. Bilgi Ağına girin. Oradan ısmarlayın. Bulun. Ama asıl önemli olan yeri şu, ben zaten anlatıp duruyorum. Yani benim kitapları okursanız o bölümü de görürsünüz. Ne diyor
Sultan Süleyman zamanında özeti bu. Felsefeden uzaklaşıldığı için, bilimler küçümsendiği için Osmanlı battı. Ne batırdı onu? İşte Gazali'nin, Eş'ariliğin vesairenin ortaya koyduğu bu saçmalık, bu uydurma din batırdı. Şimdi de diriltiyorlar ya. Yani bu cübbeli cübbesiz adamlar falan onu savunuyor. Söyledi o. İsterseniz bana kızın yani. Bu Türkler o uydurulmuş dinden olacağına deist olsunlar daha iyi ya. Ya ne demek deist? Allah'a inansınlar, erdeme inansınlar, bilim yolundan gitsinler, çok daha ahlaklı olurlar. O cennet neyse, o cennet cehennem dedikleri işler nedir bilmiyoruz. Ama biz öyle huri muri işlerine de inanmıyoruz. İsterseniz yine tekfir edin, kafir deyin. Onlar benzetmeden ibarettir. Sizin bir şey söyle, semboldür falan. Evet efendim. Ha, yani onu demiyorum. Ne diyorum sizin peki? Biz size Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre yolunu söylüyoruz. Bizim tercihimiz o. Doğrusu o. Onunla biz yükseldik. Buyurun. Estağfurullah efendim. Bu cübbeli şahıs geçtiğimiz günlerde hastaneye yatırıldı. Apar topar. Kolunda serumlar falan, bir bayan hemşire. O son model gelişmiş cihazlara bağlı medyaya yansıdı fotoğrafları. Bilgi alanına da girerlerse görürler. Yani eleştirdiği şey İbn-i Sina. Bugün geçtiğimiz günlerde Kalpen Ocakları'nda Profesör Doktor Atilla Murat Han'la, eşi yine o da Profesör Ayşe Murat Han hanımefendi, bir de Doçent Doktor Özlem Genç hanımefendi bir sunum yaptılar. Hala Batı'da İbn-i Sina okutuluyor tıpta. Bizim de okullarımızda tıpta var ama Batı daha çok okuttuğunu söylüyor ve onun geliştirmiş olduğu teknikler bugün tıbbın ana temasını oluşturuyor ve o ana temadaki geliştirilmiş cihazlarda Hazret elektriğe şuna buna bağlı bir şekilde yatıyor. Yani tezatlık var. Evet. O NASA'daki mesele gibi ne işi var falan diyor. NASA'nın yaptığı uyduyla yayın yapıyor falan filan. Şimdi programımız biraz da latifeli. Yaşanmış bir öykü. Karadeniz'de merhum Özal döneminde elektrik birçok köyde yoktu. Onun döneminde daha fazla, siz daha iyi bilirsiniz efendim, gelmeye başlıyor vesaire falan. Yine bizim hemşerilerden, hatta uzaktan benim hısmım olur, hemoroidden doktora götürüyorlar. Yani halk dilinde basur. Tıpkı bu Hazret gibi yatağa yatırıyorlar bunu. Bu da bizim mollalardan yani böyle. Diyorlar ki size, diyorlar, lazerle bu hemoroidi yakacağız. Yani elektrik vereceğiz falan deyince, bu bilmiyor tabii lazer nedir falan deyince, neyse işlemi yapıyorlar. Adam kah kah gülüyor. Doktorlar şaşırıyor. Ya molla, hani bu elektriği verdik, lazeri, basur, herkes bağırır, feryat eder, sen gülüyorsun, neden? Ula diyor, uşağım sorma. Diyor ki, ula diyor, bizim köye elektrik gelmeden şeyime elektrik geldi, ondan gülüyorum. Şimdi buna da elektrik verdikleri zaman efendim alacak onu. Meselenin özü bu. Elektriği yiyince anlıyor İbn-i Sina'yı Farabi'yi. El Salaki. Yani olay bu. Hay Allah, harika. Şimdi geçen programda anlattığım bir soru üzerine anlattığım bir olayı düzelteyim. Olayın aslı şöyle. Kurbanın birisi bakmış ki kendisi de aslan kadar ses çıkarıyor. Aslan aslında. Diyor ki ben de onun kadar ses çıkarıyorum diyor. Ne farkımız var diyor. Vrak 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 diyor ya. Şeyde diye bağırıyor aslan da. Demiş ben de onun gibi olayım. Şişmiş sonunda patlamış. Şimdi bunlar da bu cübbelisi, cübbesizi falan filan. Yani böyle kendilerini işte yani aslında peygamber yerine koyuyorlar. Yani soluyorlar efendim, soluyorlar. Evet. Sonunda patlayacaklar da nasıl patlayacaklar bakalım, görelim bakalım. Başkaları da var da onlar gibi. Evet. Soru mu? Soru. Evet. Efendim iyi yayınlar öncelikle. İsmim Muhammed Taşdemir. Sorum Hazreti Muhammed filmi ile gündeme gelen Peygamber Efendimizin amcası ve İmam Ali'nin babası Ebu Talip üzerine olacak. Yezid lanetullah aleyh gibi bir katilin son anına kadar tövbe ve iman etmiş olabileceği üzerinde duranlar ve bunu diretenler
neden Ebu Talib'in ısrarla imansız öldüğü yönünde topluma dayatma yapmaktadır? Biz sizden Hazreti Ebu Talib'in gerçek kişiliğini, hayatını, Peygamber Efendimiz'e desteklerini sormak istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Efendim, bu böyle birilerinin işte kendilerini münker nekir yerine koyup Peygamber'in amcası efendim imanlı mıydı, değil miydi? Babası imanlı mıydı, değil miydi? Annesi imanlı mıydı, değil miydi diye bunları tartışırlar. Kadızadelilerin tartıştığı konulardan birisi de budur. Yani biraz önce söylediğim o mizan da, bunlar da tartışılır. Peygamberin bir amcası da Ebu Leheb. Ebu Leheb'in inanmadığı, bırak inanmamayı da, Peygamberin en azılı düşmanı olduğu kesin yani, amcası ama üvey. Yani ana tarafından bir karışma var ona yani, neyse. Bir kötü soy herhalde karışmış ona. Çok önemli efendim, bu söylemiş evet. olduğunuz çok önemli, pek bilinmez. Bilinmeyen evet, bir konu, evet. Tabii. Ebu Leheb'in soyu, o güzel, baba tarafından güzel soyu, ana tarafından bir pislik anlaşılan bozmuş. Bunlar var mıdır? Vardır, evet. Bu tür şeyler vardır. Ebu Talib ölünceye kadar Peygamber'in hamisi ve onun himayesine de çok muhtaç olduğu bir dönemde onu himaye etti. Yani bütün kavimle, kendi kabilesiyle, karşı kabilelerle falan karşı karşıya gelmeyi de göze aldı. İşin bir başka yanı, onlar zaten Hanif dinindendiler. Peygamber'in amcası Ebu Talib de, dedesi Abdülmuttalip de, efendim babası Abdullah da, annesi Amine de, onlar Hanif'ti. Yani onlar zaten İslam'dı. Yani o din neticede makbul bir inançtır. Ve Ebu Talib'in Müslüman olmadığını, mümin olmadığını iddia etmek İslam'a ve Peygamber'e yapılabilecek en büyük hakarettir. Niye? Ya yanındaki dostu, hamisi Ebu Talib bile inanmıyorsa ona, Atatürk konusunda söylediğimiz gibi, o zaman bu ne? Bu iş ne iş böyle? Evet, dolayısıyla benim tabii inancım, bilgim Ebu Talib tabii ki Peygamber'e inanıyordu. Her şeyine inanıyordu. O yüzden himaye etti. Ama birileri niye yapıyor bunu? Birileri ince ince İmam Ali'yi ve Ehl-i Beyt'i önemsizleştirmek isterler. Mesela kendilerine Sünni diyen bir takım insanlar, efendim Ehl-i Beyt demek Peygamber'in ailesi demektir. Bunun içine Peygamber'in bütün hanımları ve yakınları girer. Safsata yani. Tam tersine hadisler var can. Yani o Aba hadisinde, hatta hanımlarından birisi diyor ki, ben sen Peygamber'in hanımısın, yetmiyor mu diyor. Bu açık belli yani. Sünni kaynaklarda da bu var. Bu apaçık belliyken peki Ehl-i Beyt kim? Ehl-i Beyt'in tanımı çok net yani, açık. Zaten o tanımın dışına çıkarsan Ehl-i Beyt kavramının önemi kalmaz. Kim onlar? Peygamber'in soyunun geldiği, yani soyunun sürdüğü, Peygamber'i ebter olmaktan kurtaran, Kevser suresinde anlatılan nükteyi ortaya koyan, Peygamber kızı, tek kızı. Bu arada onu düzelteyim yani. İslam tarihi bakımından ben ilahiyat profesörlerimden bile bunu bilmeyen gördüm. Peygamber'in Zeynep'ten başka kızı olmamıştır. Diğer kızları onun üvey kızlarıdır. Yani Hazreti Hatice'nin önceki kocasından gelen kızlardı. Tabii ki Peygamber'in de kızı onlar. Ama kendi neslinden değil. Hazreti Hatice neslindendir onlar. Filan evlendi işte Zinnureyn falan filan. Olsun Zinnureyn canım. Ama gerçek de bu yani. Tarihi gerçek. Sadece Zeynep'tir.
efendim iki de oğlu oldu. İşte İbrahim ve önce Kasım sonra İbrahim. Onun için Ebel Kasım falan da derler. Araplar ve İranlılar peygamberi anlatırken Ebel Kasım diye künyeyi de tabii o İran'la dediğim Arap dilinin tesirinin fazla olduğu kişiler böyle ifade ederler. Efendim Ehl-i Beyt'i de küçültürler ve İmam Ali'yi de böyle bir takım yalan şeylerle. Efendim yatıyormuş bir gün de işte Hazreti Fatıma ile tartışmış da gelmiş de toprakta yatıyormuş da peygamber dürtmüş de kalk Ebu Turab demiş. Yalan. Uydurma. Uydurdular böyle. Ebu Hureyre falan filan gibi sahtekarlar satılmışlar. Hadis uydurucuları yani bazen alacak verecek meselesinde sıkıntıya düşen ne diyorlar git Ebu Hureyre'ye problemini çözer. Ebu Hureyre de acele bir hadis uyduruyor, problemi çözüyor filan yani. Yalancının birisi bu kedi babası denilen adam. Ama bu cübbeli falan benim bu sözlerimi duyduysa tamam gittim ben. Bir daha kafir oldum. Niye? Çünkü yok, sünni kaynaklarda bu var efendim. Var tabii canım ama işte bunlar Ebu Hureyre radıyallahu anh demezlerse ya Halife Ömer Ebu Hureyre'yi dövermiş. Sen bir de hadis söylemeyeceksin evet, uyduruyorsun evet. diye. Ama bugün hadislerin birçoğundan kaynaklıdır ya. Çok kısa bir zamanda bulunmuş. 4000 küsur filan yani zihninde yanlış kalmadıysa hadis uydurmuş falan. Dolayısıyla sorunuzun net cevabı yani Ebu Talib'e, Talib'i böyle ifadelendirmek yani Müslüman inanmıyordu falan diye ifadelendirmekten maksat Ehl-i Beyt'in ve İmam Ali'nin konumunu zayıflatmak için bunu söylerler. Böyle bir saçmalık olmaz. Bunu söyleyen yine söylüyorum. Bu iddiada bulunan çok ağır bir darbe indirmiş olur İslam dinine. Yani demezler mi adama sen amcanı bile ikna edememişsin bu senin yanında seni seven amcanı bile. Demezler mi yani? İnsan zihni demez mi bunu? Nasıl böyle şeyleri söylüyorlar? Niyet kötü. Başka? Efendim bu konuyla ilgili tabii. ufak bir ekleme yapmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi bu Ehl-i Beyt meselesi bellidir sayısı. Hazreti Hasan, Hüseyin, Fatıma annemiz. Hasan, Hüseyin, Fatıma, Ali. Ali. Çok açık ve nettir. Ondan sonrakilerin hepsi farklıdır. Çünkü Ehl-i Beyt dediğimiz şey aslında o soyun da sırrını taşıyan, o beytin sırrına vakıf olan ve emanetçisi olanlara denir. Bunlar 4 kişidir. Şimdi burada yanlış anlaşılan bir şey var. Seyit, seyit kavramı vardır mesela işte. Bizde doğuda seyitten geçirmez. Kime çarpsan seyidim der. Hiç alakası bile yok yani. Hatta bir hadis hatırlıyorum. لَا تَكُلُ الْمُنَافِقُ سَيِّدًا فَهُنْ اِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ اَسَّدْتُمْ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ diye. Orijinali böyle söylenir. Münafık adamlara seyit demeyiniz, onları büyütmeyiniz. Zira aziz ve celil olan Allah'ın gadabını üzerinize çekersiniz diyor. Herkese seyit deniyor şimdi. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi, Seyit Hoca Ahmet Yesevi nereden geliyor? Mavir-i Nehir'e, Kerbela hadisesinden sonra sürülen Ehl-i Beyt sırrı Türklerin eline geçiyor. Aynı zamanda Ehl-i Beyt bir sırdır, o sırra sahip olanlara da seyit deniyor. Sırrın emanetçilerine de seyitini. Yani illa bir soy değil. Üstelik de o 4 kişiden sonrakilerin hiçbiri aslında seyitte sayılmıyor. Yani Ehl-i Beyt'ten sayılmıyor. Ehl-i Beyt kavramı farklı bir kavram. Fakat işte o soydanız deyip zürriyet beyan etmek farklı bir kavram. Bu da bizde karıştırıyor. Hatta Hazreti Hasan'dan gelen ve Hüseyin'den gelen kimine seyit kimine şerif dememesi karıştırmış. Ehl-i Beyt bir sırdır. Sır onun için Mavir-i Nehir'e geçmiş, Seyit Hoca Ahmet Yesevi o seyitliği almış, sırrı almış. Yine o evin sırrı 4 kişidedir. Diğerleri bazı hadisler vardır. Mesela Selman bin Faris de benim ehli beytimdendir diyor hadis-i şerifte. Evet. Bunların hepsi mecazi, belki de iltifati kavramlar vesaire. O da şudur, dışında olan hanemdekiler de o sırra vakıf olursa onlar da ehli beytimdendir. Bu manada da Hoca Ahmet Yesevi de Ehl-i Beyt'ten sayılır ama bugün baktığımız zaman en büyük soyculuğu bir takım Arapçılar yapıyor. Biz seyidiz, peygamber soyundan geliyoruz vesaire diyerek maalesef ki yapmadıkları, hani istisnaları tenzih ediyorum ama görüyoruz işte her olayın içerisindeler ve büyük bir iftira olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da asıl ırkçı bunlar, soycu. Bir başka mesele, Hz. Muhammed filminin ben seyrettim.
Herkes eleştiriyor. Bir takımı iyi oldu. Çok güzel olmuş. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Eleştirenler bir zahmet bir tane de buna benzer yarısı kadar bir film yapsınlar da onu seyredelim. Yine başvurumuzun buyurduğu gibi Hanif dini diye bir din. Din inedinende Allah'il İslam. Onun için biz dedik ki sünnilik dediğin yok. İslam dini var işte. Şeriatlar değişiyor. Nizamlar değişiyor. Allah katında din aynı. Hanif inancına göre zaten o soy. Onun için kıymetli Zeybek Beyefendi Ebu Leheb'den bahsederken onun soyunda bir karışıklık var diye aslında uyardı. Ha olmasa ne olur fark etmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de onunla ilgili ayet var. Diğerinin yapmış olduğu her şey meydanda. Bunları yapanlar kıymetli Zeybek Beyefendi'nin buyurduğu gibi ehli beyti küçümsemek hatta birilerini de sen ehli beytten geliyorsun diyerek liyakat sahibi olmayan kişileri öyle andırarak dezenformasyon yapmak. Tıpkı terörizmle İslam'ı yan yana getirenler gibi. Evet. Evet. Başka? Buyurun. Fatih Yılmaz. Benim sorum biraz daha farklı olacak. Mevcut anayasaya göre herkesin eşit haklara sahip. Yani bu hepimizin bildiği bir şey. Meclisteki sayısal güce sahip olan milletvekilleri veya yöneticiler böyle bir ayrıcalığı olması burada bir çelişki oluşturmuyor mu? Veya da bu nasıl engellenebilir? Bir de tarafsız olması gereken idareciler... Bir dakika sorunuzu ben anlayamadım. Bir daha söyler misiniz? Şimdi mevcut anayasaya göre herkesin herkes eşit haklara sahip. Meclisteki... Mikrofonu konuş. Meclisteki milletvekilleri veya bu yöneticilerin ayrıcalığı nasıl engellenebilir bu konuda? Onlar daha eşitler. George Orwell'in hayvanlar çiftliğinde böyle bir tabir vardı. Bir diğer sorumda tarafsız olması gereken idareciler tarafsızlığını koruyamayarak anayasal bir suç işlemiyorlar mı? Buyurun. Estağfurullah başbakan. İstirham ederim. Efendim her siyasi parti milletvekili dokunulmazlığını kaldıracağız diye iktidara gelmeden önce seçim bildirgesine böyle bir şey koyarlar. Her siyasi parti ama. Sonra iktidara geldikten sonra da vazgeçerler. Efendim çok özür dilerim. Buyurun. Siz de koymuş muydunuz tüzüğe? Efendim? Genel başkanken efendim. Bizim Demokrat Parti'nin... Tabii koymuşuzdur muhakkak. Ne kadar demokratik bir program olduğunu göstermek istiyorum. Koymuşuzdur kıymetli tabii. Genel başkanım. Elbette. Ama iktidara gelseydik o düzlük uygulanacaktık. Ama milletvekillerimizi razı eder miydik bilmiyorum. Ben bunu birkaç sefer, yani iki defa mecliste bulundum. Bir Anavatan'dan, bir de Doğru Yol Partisi'nden. Bunu gündeme getirdim saf saf. Estağfurullah. Hakikaten saf saf. Milletvekili arkadaşlarım şöyle yaptılar. Niye? Ya olur mu öyle şey ya? Ya ama bizim seçim bildirgemizde var, söz verdik. Ya o söz verilir, sen bırak o işleri filan. Çünkü yani dışarıdan hani bekara karı boşamak kolay diye bir söz var. Dışarıdayken bu söyleniyor, oraya girince o güvence altına girmek istiyorlar milletvekilleri. Ve bir türlü olmuyor. Aslında kürsü dokunulmazlığı dışında bu ayrıcalık yanlıştır. Yani kürsü dokunulmazlığına hakikaten meclis kürsüsünden milletvekili istediğini söylemeli. Çünkü onun kendini ifade yeri orası. Orada bir engel olmamalı. Yani aslına bakarsan benim kanaatim bütün yurttaşlar sadece kürsüden değil bütün yurttaşlar başkasına hakaret niteliği taşımıyorsa görüşlerine görüşse görüşlerini serbestçe söyleyebilmelidirler. Sadece milletvekilleri değil yani. Dolayısıyla o, böylece o imtiyaz da anlamını kaybeder. Yani görüş söylemek özgürlüğü, bu demokrasi denilen, insanlığın bulduğu en kötü, en az kötü siyasi sistemin en önemli konusudur. Yani niye en az kötü? İşte ancak böyle bir kötülükleri azalmış sistem bulabildi. Yani en iyi de diyebilirim. Demokrasi, gerçek demokrasi. Demokrasinin üç temeli vardır. Birisi inanç özgürlüğü, birisi düşünce özgürlüğü, birisi girişim özgürlüğü. Evet. Bu da tam anlamıyla gerçekleştirmelidir, gerçek olmalıdır. Yani. Bu ne kadar olmuşsa demokrasiye o kadar yakın olursunuz. Ama çağdaş demokraside bir de katılımcılık kavramı. Dördüncü boyut olarak
eklenmiştir. Ayrıca bir başka kavram da çoğulculuktur. Bunlar da yeri gelince konuşuruz. Böyle Ozan Bey, bu ne böyle ya? İnsanın yüreğine giriyorsunuz ya. Bunu vurgu gibi böyle. Yani bu parçayı çok söyleyen vardır da ama böylece böylesine etkili söyleyiş, yaşayarak söyleyiş. Ne diyelim, göz değmesin diye. Evet efendim. Kalperen Karosu'nun öğrenimleri. Çok farklı sesi. Yani aynı parça içinde nasıl değişik, yani kelimelere göre değişik tonlar kazanıyor. Ben ya müzikten anlamam da, mesela yemek pişirmekten anlamayabilirim ama tadını bilirim yani. Bu lezzetli mi değil mi diye. Aslında yemek pişirmekten anlarım ayrıca. Müzikten anlamam ama yemek pişiririm. Evet efendim, hay Allah, sanki annem dinleyecek şimdi dedim. Yemek pişirmeyi annemden öğrendim ama ona da yemek öğrettim. Allah rahmet eylesin. Bir an annemi yaşıyormuş gibi geldi. Evet, buyurun soru. Murat Karaerkek, HDP'li vekillerin tutuklanması, başkanlık tartışmaların odağındayken yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl değerlendirelim? Çok güzel efendim. Harika, geç kalınmış bir operasyon. Dolayısıyla da ben yerinde görüyorum ve çok önce yapılması gerekiyordu. Tabii başkanlık deyince farklı şeyler olabilir. Sayısal, yakalamış ama. Evet, sayısal bir şey olabilir mi, olmayabilir mi? Bundan da yağ çıkarırlar mı? Çünkü bugünkü iktidar, şimdi bunlar efendim, biz milli muhalifiz. Yani birilerinin söylemesi gerekiyor. Tabii üslubuyla biz ne söyleyeceğimizi, ağzımıza ne çıktığını kulağımız mümkün mertebe duymaya gayret ediyor. Kendi adıma söylüyorum, sizi tenzih ederim, hayal ederim. Estağfurullah. Yani açılım süreci denen o ihanet günlerinde bugünün Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı
o günün başbakanıydı. El ele işte o türkücüler, mülkücüler bilmem nelerle şarkı türkü söylediği gün oranın bir valisi yıl 2014 kayıtlarda vardır. Şu kelimeleri söylemişti. Sayın Abdullah Öcalan ve Başbakanımıza teşekkür ediyoruz bu güzel günleri bizlere yaşattığı için ve ümit ediyoruz ki gelecek daha güzel olacak çözüm süreci için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir valisi bunu zikrettiydi ve kayıtlara geçti. Şimdi oradan buraya gelindi. O zaman yapılması gerekirdi ki biz o günde de, o günlerde de kıymetli başbuğumla bunlara niçin biz muhalifiz? Neye muhalif olduysak çok şükür daha sonra kendileri itiraf ettiler. Aldanmışız, yanılmışız. Yani biz haklı çıktık. Aslında bizlere teşekkür etmeleri lazım. Çözüm sürecinde de, FETÖ meselesinde de ve şimdi de uyarıyoruz. Kıymetli başbuğum daha iyi bilirler. Buyurun efendim. Estağfurullah. Evet, yani sizin uyarılarınızı dikkate almaları lazım. Yani ortamı değerlendirip tarihi okuyan insanlar olarak yaptığımız bir takım uyarılar bizce önemli. Kötü niyetli de değil. İyi niyetle yapıyoruz bunları. Kötü niyetli niye olsun ki? Kötü niyetli olsak varsın yanlış yapa yapa batsınlar deriz. Evet, ama iktidarlar batarken, hükümetler batarken ülkeye de çok zarar verirler. Evet. Biz bunu istemeyiz. Fakat sizin bir de farklı uyarılarınız var. Yani tarih vererek falan yaptığınız uyarılar var. Bunların dikkate alınması lazım. Şimdi dediğiniz gibi yani o çözüm sürecine biz çözülme süreci dedik. Çok büyük yanlıştı. Ben bir milletvekiline söyledim bunu, AKP milletvekiline. Çözüm süreci bittiğinde dedim ki anladınız mı dedim yani. Biz söyleyip duruyorduk. Bu işin yanlış olduğunu anladınız mı? Ama onun da denemesi lazımdı. Yahu ülke deneme tahtası mı? Yani siz bir şeyler öğreneceksiniz diye bu kadar insan ölmeli mi? Ülke bu hale mi gelmeli? Çok pahalıya mal oluyorsun eğitiminiz. Yani devlet adamlığı deneme yanılma yöntemiyle öğrenilmez. Devlet adamlığı öğrenilir. Neyle öğrenilir? Bu işleri bilenleri değerlendirirsiniz. Dinlersiniz. Sizi onaylamayan kişilere danışırsınız. Siz hep aman ne güzel her yaptığınız keramettir diyenlere değil, size muhalif olanlara danışırsınız. Acaba biz nerede yanlış yapıyoruz diye. Tarihi okursunuz. Bu işleri daha önce bu yollardan geçenlerin yaptıklarına bakarsınız. Kendi tarihimizde siz geldiğiniz zaman terör bitmişti. Nasıl bitmişti ona bakarsınız. Yani bunlar iktidara geldiği zaman Türkiye'de terör en dip noktalara inmişti. Ve çok değerli birimler vardı. Yani bir işte o zamanlar mücadele eden özel birimler vardı. O özel birimler dağa çıktığı zaman PKK kaçacak delik arardı. Çünkü onlar her çatışmada zayiat vermeden karşı tarafı çok ağır zayiat verdiriyorlardı. Bunlar ordumuz içinden eğitilmiş insanlardı. Ne oldu? Bunların kimisini hapse attınız, kimisini çıldırttınız falan. Yani Türk ordusunun şerefle mücadele eden insanlarını suçlu hale getirdiniz. Yargıladınız, itham ettiniz. Savaş şartlarıydı onlar. Ne oldu şimdi? Aynısını siz yapıyorsunuz. Ama bu kadar zaman geçtikten sonra. O insanlara yazık değil miydi? Dolayısıyla evet, yani o çözüm süreci bir faciadır. Çözüm sürecinde safiyane herhalde inandılar. Öyle işte falana, yani Yezid-i Hazretler gibi falana da sayın dediler bunlar. Demeyeni neredeyse vatan hainliğiyle itham edeceklerdi. Demeyenler tabii öyle dediler. Yani çözüm sürecine engel oluyor. Ya bırakın böyle lafları ya. Hala anlamadınız mı? Çözüm olur. Ne olur? Örgüte Türkiye'nin belli bir yerini verirsin, al. Paşa paşa devletinizi kurun dersin. Yetmez.
kalana da ortaksın. Türk ve filan işte devleti dersin, adını da değiştirirsin. Tamam, çözüm süreci olur. Ondan sonra Türklük ne olur? Bir müddet sonra biz deriz ki ya bize de hak verin. Türk haklarını koruma dernekleri kurulur ya da Türkler dağlara çıkarlar falan. Öyledir yani bu işler. Tarihi bilseniz bunların, bu işlerin böyle olduğunu bilirsiniz ama tarihi bilmezler. Tarih dersi veriyoruz derler, kendilerinin tarih bilgisi sıfırdır ama ders verirler filan. Şimdi yani ben 10 yıl bu FETÖ denilen belayı anlatmaya çalıştım. 10 yıl. 10 yıldan biraz fazla da 10 demek yuvarlak hesap oluyor. 10 yıl. E sizler bunu defalarca anlattınız, yazıp çizdiniz falan. Ama sonunda ne oldu? Tek kaldık biz. Baktık ki yani yok. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı övüyor, Başbakanı övüyor, bakanları övüyor. Ya övgü yarışında birbirini geçmeye çalışıyorlar filan. Ya biz de dedik ki ya bunları acaba Amerika'nın kucağından kurtarsak da şöyle bir Avrasyacı bir devlete götürsek bu adamı kurtarabilir miyiz gibi biz de safiyane yanlış bir teoriye dayalı hayale kapıldık. Biz yani siz değil ben. Estağfurullah. Yani nasıl yanlış? Yani sanki bu adam Türkiye'den korkmuş davalardan gitmiş oraya sığınmış. Onların esiri olmuş. Mecburen orada duruyor. O yüzden böyle onlar tarafından kullanılıyor filan varsayımıyla bir ihtimal olarak yani var. Ya öyleyse bunu oradan kurtaralım falan diye bir teşebbüste de bulundum ben. Pek bilinmez o da. Evet. Ama fiyasko. Biz böyle iyi niyetle bir teşebbüste bulunurken onlar beni İran yanlısı. Evet, ben İran'la Türkiye'nin dost olmasından yanayım. Kitap yazdım, İran dost mu? Hayır, dost değil, birader diye, kardeş diye. Evet. Kitabı da binlerce dağıttım. Size de vermişimdir. Evet. Şimdi bir taraftan işte bana karşı iyi görünüyorlar. Bir taraftan da beni selam ezberledim adını sonunda. Tevhid. Tevhid. Selam Tevhid örgütü mensubu diye dinliyorlarmış. Ne kadar Müslüman adamlar ya. Ergenekon'dan falan dinleseler anlayacağız. Hani ya, Türklükle alakalı bir şey. Ötüken diye bir şey kuruyorlarmış. Türkçülükle, evet ya ondan, efendim yani. Ona koysalardı bari ya. Selam Tevhid niye? Ya bir taraftan da yakışıyor. Biz işte İran'da Vahdet-i İslam ve Takribi Mezahip toplantılarına katılıyoruz. Filan. Tamam demişler, bu iyi yakışıyor. Mahkemeden de karar almışlar. Selam Tevhid örgütü mensubu diye. Şimdi o örgütün komplocuları hapiste. Yani polisler. Savcılardan biri de Cumhuriyet Gazetesi davasının savcısıymış. Ya basından okuyorum yani. Öyleymiş efendim. Öyleymiş. Olsun neyse. İnce işlerdir, aklımız ermez bizim. Bu işler önemli de değil. Yani biz o küçük hesaplarda falan. O bunu dedi, bu bunu falan peşinde değiliz. Ama yani bu ülkeyi yönetenler aklınızı başınıza alın. Ya yani böyle olmaz yani. Ya efendim çözüm süreci beğenmediğiniz vali ve de emniyet müdürü varsa söyleyin, hemen görevden alalım. Kim beğenmedi? PKK'nın beğenmediği. Ya böyle bir şey olur mu? Vali dediğin devleti temsil eder. Kaymakam da bütün bakanları ve hükümeti temsil eder. Onların beğenmediklerini görevden alınmasını bunu söylediler. Göz yumdular filan. Peki ne oldu? Şimdi eziyorlar ama çok pahalıya mal oluyor. Şehitlerin sayısını kimse bilmiyor artık. Kamuoyu o hale getirildi ki şehitler için kimse üzülmüyor ve ağlamıyor. Haberleri bile yok kamuoyunun. Niye? E o kadar sen düşmanı o kadar güçlendirmişsin ki öyle şehit vermeden falan şehirlere girdin. Şehirler topa tutuldu. Onun ceremesi var. Tamam, mecbur da yapıldı. Yani biz tabii silahlı kuvvetlerimizin şimdi arınmış olarak, inşallah tamamen arınmışlardır. Yani
şunu söylüyorum, bir mikrop kapmıştı. Bizim bu silahlı kuvvetlerimizi bir mikrop kapmıştı. Yani bir enfeksiyon diyorlar galiba. Bir enfeksiyon vardı. Benim akciğerlerime musallat olan şey gibi, virüsler gibi. Neyse, ben akciğerlerimi kurtardım. Darbeyi bastırdınız. Darbeyi efendim. Bastırdım yani filan. Efendim. Onun gibi yani devletimizin her kurumuna ama silahlı kuvvetlere de bu mikrop girmiş. Yani bir casusluk ve terör örgütü ne yazık ki subay kılığıyla girmiş ordumuza. Peki. Bu arınıyor. Arınıyor ve silahlı kuvvetlerimiz güzel mücadele veriyor. Yani onların mücadelesine asla gölge düşürecek bir söz bizden çıkmaz. Biz ancak alkışlarız. Evet. Dolayısıyla evet, yani tamam, gecikmiş de olsa yapılıyor falan. Karışık işler ama bir konuda yine uyaralım. Bir yeni bir uyarı. Sakın bize nereden biliyorsun filan bana demesin kimse. Yani nereden bildiğimi yıllardan beri anlatıyorum. Sayın Devlet Bahçeli dürüst adamdır. Hiçbir şey demem. Yani hırsız değildir. Ne devletten çalar ne de partinin parasını çalar. Öyle hırsızlar da vardır yani. Parti parasıyla kendisine zengin hayat sağlayanlar da vardır. Öyle değildir. Dürüst bir adamdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne de birliğine, beraberine bağlı bir adamdır. Ama ne yazık ki başka yerlere de bağlıdır. Yani bunu rahmetli Türkeş'in söylediğini ben söyledim. Yani bunda şahitleri var. Kaç tane? Efendim, Tuğrul Bey yani bugün AKP'de, AKP'ye geçip orada makam sahibi olan Tuğrul Bey o mektubu dağıttı genel kongrede falan yani. Bilinen bir konu. Ama acaba orada mı kaldı? Bu bir yerlerde bir şey oluyor. Buna bir telefon geliyor ve 3 Kasım'da seçim diyerek AKP'nin gelmesini sağlıyor. Ama o gelen AKP uluslararası sermayenin istediği AKP'ydi. Şimdi öyle mi, çok emin değilim. Biraz problem var. Dolayısıyla lafı uzatmayayım, hemen bağlayayım. Şu durup dururken ve Türkiye bu halde iken içeride ve dışarıda birçok sıkıntıyla karşı karşıya iken ve 15 Temmuz'da bir adına darbe teşebbüsü denilen korkunç hadiseyle Türkiye karşılaşmış iken Sayın Bahçeli böyle şapkadan tavşan çıkarır gibi nereden çıkardı bu başkanlık sistemini? Bu duruyordu kenarda. Niye çıkardı? Acaba bunun sonu ne? Çünkü onun çıkarımları ilginç. Aritmetiğe merak sarıyor. 2 kere 2 4, 4 kere 4 16. 16 16 38. Ne eder? 38 mi? 32. 32. 32. 8 daha ekliyor. 8 eklersen 40 oluyor. 40 olunca 40. yılımızda iktidara geliyoruz. Müjde. Ama efendim o matematik çok doğru çıktı. Ha. 80 milletvekilini 40 milletvekiline indirdi. Ha 40. Ya 40'ı buldu yani. Ya bir şey bulmuş da 40'ı buldu. 40'ı buldu. Şimdi aritmetiğe merak sarıyor, böyle yapıyor. Sonra bir süre sonra geometriye merak sarıyor. İki tane üçgen çiziyor böyle yan yana. Üçgenden arasından Cumhurbaşkanı adayı çıkarıyor. Kimdi o? Ekmeleddin İhsanoğlu. Ya öyle bir, yani Ekmeleddin Bey iyi bir bilim adamıdır yani aslında. Fena da bir adam değildir yani. Dostluğumuz da vardır. Fakat yahu bu durup dururken bu adını bile kimsenin söyleyemediği bir adamı nereden buldun kardeş? Ya ya Kemal Bey ne diyor? İhsan Ekmel, Ekmel İhsan falan filan. Her şey karıştı. Yani adamın adaylık döneminde kendisini teklif edenler adını öğrenemediler daha. İhsanoğlu mu? İslamoğlu mu? Efendim bir de üçgenden çıkarıyor. Dediğiniz gibi bir çizimi vardı. Ve günlerce basında bu. Hatta o kağıdı alıp çerçevelettirmişler falan. Öyle mi? Tabii ki. Çok yani kıymetli. Çok enteresan efendim. Sonra bilimler bitti, felsefeye merak sardı. Diyor ki biz MHP olarak
Başkanlık sistemi istemiyoruz diyor. İyi, tamam. Hayır da istemiyoruz. Ama diyor destekleyeceğiz. Ya peki o zaman iste babam ya. Ya ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun bizden? Ya şimdi bu milletten ne istiyorsun Sayın Bahçeli ya? İstemiyorsan isteme. Bu da felsefesi. Ne diyelim ya? Şimdi bundan AK Parti anlam çıkarmaya çalışıyor. Biz 40 yıldan beri çıkaramadık. Allah kolaylık versin. Anlam mı? Yani, efendim işte yani bunların yani Bahçeli'nin Sayın Bahçeli'nin fikriyatıyla pas atmasıyla topa giriyorlar. Yani acaba tuzak mı değil mi? İşte Numan Bey onunla ilgili bir tuzak değil mi diyor? Değil zannediyoruz diyor. Ha, emin değil o da. Bunun da biz de merak ediyoruz yani. Çok merak ediyoruz. Vallahi bu Bahçeli hay Allah ya ne Bahçeliymiş ya. Neyse güzel bir karikatür vardı. Görüştüler ya. Cumhurbaşkanı diyor ki çay ve pesküvit getir diyor. Ağlarız dedi güleriz ağlanacak aslında. Evet efendim. Şimdi bu program rating şey yapacak. Mizah programına döndü ama Türkiye'nin maalesef ki şu anda içinde bulunduğu durum bu. Evet. Yani kimin ne olduğu belli olmuyor efendim. Çıkmış bir AK Parti milletvekili. Komediye bakınız geçen gün televizyonda. Ya diyor Hakan Şükür de diyor FETÖ'cüymüş diyor. Ya bir Allah'ın kulu demiyor ki. FETÖ'cü tabii. Nikahını kılan Fethullah Gülen. Yeni keşfet. Nikah şahidi Fethullah Gülen. Nikah kıyan da Tayyip Erdoğan. Belediye başkanı döneminde. Evet. Yani hakikaten mizah dönemine girdik efendim. Ya mantık diye bir şey kalmadı. Maalesef. Ya böyle bir insan. Yani Devlet Bahçeli'yi bak överek başladım ya. Bayağı da övdüm yani. Ya böyle bir insan. Alparslan Türkeş'in tahtında oturuyor. Ne diyelim yani. Maalesef. Herkesi FETÖ'cü ilan etti. Zaten biri benim eltim çıksa artık şaşırmayacağım. Öyle bir duruma geldi Türkiye. Ama dediğim gibi efendim siz daha iyi bilirsiniz. Gerçekten çözmek çok zor bu şahsiyeti. Ama bir şey çok net biliniyor ki bugünkü iktidarın gerçekten hani söylemek de istemiyorum bizler milliyetçi cenahta insanlarız ama tabii ki bugünkü Bahçeli'nin MHP'siyle bizim bir yakından uzaktan alakamız yok yani. Olamaz. Algılamasıyla da Türk dünyasıyla alakalı bir tane pozitif bir şey de yok. Yani ne bir yayınları var akademik anlamda ne doğru düzgün bir kurultaylar var. Ya ne yeni bir gençlik nesil üretmişler bilime işte Başbuğ Türkeş'in, Başbuğ Atatürk'ün yolundayız falan diyorlar ama hiçbir ilerleme kaydedilmemiş. Hatta geriye gidilmiş bir MHP. İşte 80 milletvekilini 32 günde, 58 günde 40'a indirmiş o matematik hesabıyla falan. Bu halde maalesef ki bölücü diye adettiğimiz insanların milletvekilleri mecliste daha fazla aritmetik anlamında fazla vesaire vesaire. Ancak maalesef ki ülkeyi getirdiği bu konumda bir şeyi biliyoruz. AK Parti ne istiyorsa, ne zaman dara sıkışsa Bahçeli yanında. Bunu biliyoruz efendim. Evet. Şimdi tabii iki ihtimal var bu son hadisede. Birinci ihtimal AKP hükümeti onu kurtardı. Yani kongre olduğu an gideceğini biliyor. Yani böyle bir şey olur mu yani? Kongre olduğu an ve bunlar kendi seçtiği delegeler. Evet. Özenle seçtiği delegeler. Çünkü kaç defa fesede uzaklaştıra sonunda işte en güvendiği delegeleri seçti. Ve o güvendiği delegelere güvenmiyor şimdi. Kongreye giderse kaybedeceğini biliyor Devlet Bahçeli. Ona bu imkanı kim sağladı? İktidar sağladı. Bu da herkes biliyor yani. Hani biz de şimdi ya filan FETÖ'cüymüş falan der gibi Hakan Şükür FETÖ'cüymüş keşfetmiş adam. Ya bize demeyelim ya bu işte hükümet kurtar. Tabii ki bunlar kurtardı. Bu iktidar kurtardı. Birinci ihtimal ve iyi ihtimal keşke öyle olsa onlara olan minnet borcunu ödüyor.
İkinci ihtimal ise bu işleri ona telkin edenler, 3 Kasım'da seçim var diyenler, efendim Cumhurbaşkanı seçiminde Abdullah Gül'ü kurtar diyenler, dara düştüğü zaman AK Parti'yi kurtar diyenler, şimdi başka bir şey demiş olabilirler. O başka bir şey demiş olabilirler ihtimali sıfır değil, güçlü. O başka bir şey ne demek? İktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı iyice zora sokmak için onu iyice yükseğe çıkarıp yüksekten düşmesini, daha yüksekten düşmesini sağlamak için böyle bir proje uygulanıyor olabilir. Bu söylediklerimi iyice incelemelidir bu iktidar. Dostane olarak. Tabii ki dostane. Çizelim efendim. Tabii ki dostane olarak söylüyorum. Yani ülkemizin dostu olarak. Yani ülkemizin dostu biz falan değiliz. Ne AKP'nin dostuyuz ne de Sayın Cumhurbaşkanı'na dost olabildik. Ha, dostlarımız var işte. Onun ayrı mesele. Evet. Onun bizim var işlerimiz. Tabii efendim. Onun bizimle ilgili duyguları belli. Bizim onunla ilgili duygularımız belli. Ama neticede biz her şeyden çok ülkemizi düşünürüz. Yani bunu bir inceleyin ya, acele etmeyin. Sayın Başbakan, üstelik seni seviyoruz. Yani. Evet, safta beraberdik de efendim. Dinliyor da yani mülayim bir başbakanımız var aslında. Mülayim. Gerçekten yani ben kapmıyor, şaşırdım. Tepmiyor. Sakin sakin şimdilik konuşuyor. Şimdilik öyle. Şimdilik. Hemen atladı. Dur ya, biraz incele. Bak bakalım ne bu iş. Hemen atlama. Bir sakin ol. Bir araştır. Bizim telefonlarımızı dinlemeyi biliyorlar birileri. Birisinin de telefonlarına bir bakın bakalım kimlerle görüşmüş o günlerde. Ya da birebir görüştüklerini, ziyaretçilerine bir bakın. Bunlar zor işler değil yani. Ondan sonra yine yapacaksanız da yapın, ne diyelim yani. Başkanlık sisteminden filan bizim korkumuz yok. Çünkü komşuda pişer, kime düşer bilinmez. Yani siz kendiniz için hazırlarsınız, bir bakarsınız ki bir başkası. Bizim istediğimiz bir başkası olmuş. Yoksa yani bana soruyorlar, taraftar mısın? Tabii ben başkanlık sistemine taraftarım. Oktan Keleş başkan olursa. Estağfurullah efendim. Biz başbuğluk sistemine taraftarız. Kıymetli Namık Beyefendi. Başbuğumuz olursa. Zaten başkanlık sistemi de var fiilen yani. Neyinden korkacağız? Fiilen de zaten öyle işte. Ne olacaksa da oluyor. Buyurun. Bir parçayla bağlayalım. Emredersiniz efendim. Ağlanacak halimize güleriz dedi kıymetli başbuğumuz. Ona yakışır bir final yapalım. Çalalım, oynayalım. Bebek ve yaşan olsun.